aferin kızım. İşte böyle el birliğiyle çalışacağız ki bir an önce kurtulalım bu apartmandan. Nereye gideceğiz baba? Bulacağız elbet başımızı sokacak bir yer kızım. Dedenlerin karşısında falan. İyi akşamlar. Oo, maşallah. İyi akşamlar hocam. Çöp değil mi? Çöp Aydın Bey. Cafer geldi efendim. Çöp var mı? Getiriyorum bir dakika. Barış, Barış. Bak Barış, bana bak. Şu kapıyı kapatalım da Ceyran yapmasın. Aa, kapatalım efendim. Üşütmesin çocuk. Maşallah toraman olmuş şimdiden. Ayıp ettin. Kimin oğlu? Niye babasının kucağında? Barış'ı babası mı emziriyor? Anam. Nasıl söz kızım o? Öyle öyle. Nöbetleşe emziriyoruz. Annesi işteyken ben süt veriyorum. Şaka yapıyor kızım, şaka. Şaka şaka. Erkeklerin sütü olmaz kızım. Aa, ben sizi emzirdim mi? İleride doktor olacaksınız. Bilmeniz lazım bunları. Ben biliyorum baba. Aferin benim kızım. Kusura bakma, bekletim seni Cafer. Ne demek efendim, alayım. Maşallah. Ne kadar büyümüş senin kızlar. Büyüdüler efendim, sayenizde. Büyüdüler de babalarına yardım bile ediyorlar. Aferin. Ha, bir dakika. Onlara bir şeyler almıştım. Bekleyin bir dakika. Ah, sağ olun efendim. Zahmet oluyor. Duydunuz mu kızım? Nazan teyzeniz sizi düşünüyor. Aman Cafer'cim, ne olur kapı. Ah, özür dilerim efendim. Pardon. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Cafer. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar öğretmenim. Size de iyi akşamlar kızım. Baksana biraz Cafer. Buyurun. Yazık değil mi çocuklara evladım? Niye yanında gezdiriyorsun? Yok mu dersleri falan? Şey efendim, onlar şey için geldiler. Öğretmenler gününüzü kutlamak için. Öyle desene evladım. Sağ olun kızım, beni çok duygulandırdınız. Yeşim Banu. Gelin kızım, el öpmek yok mu? Sağ olun, el öpenleriniz çok olsun. Aşk olsun hocam, sakın ha. Üzülürüm valla. Para almıyoruz öğretmenim. Babam almayın dedi. Olur mu efendim hiç böyle bir günde? İyi ya, başka zaman öyleyse. Dersleriniz nasıl gidiyor bakayım? İyi gidiyor. Benim derslerim de iyi. Yeşim öğretmenler günü için bir yazı yazdı hocam. Öğretmeni çok beğendi. Aferin kızım, aferin. Bir ara getir ben de okuyayım, olmaz mı kızım? Olur öğretmenim. İkisi de cin gibi maşallah hocam. Sen ne yaptın? Verdin mi Sabri domuzunu mahkemeye? Verdim. Bundan sonra adalet önünde hesaplaşacağız o iftiracı kereste müdürüyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk baba. Bakıyorum konukların var. Öğretmenler günümüzü kutlamaya gelmişler, sağ olsunlar. Ay sahi mi? Ne büyük incelik. Ne demek efendim vazifemiz. Bu memleket böyle sizin gibi güzel insanların sayesinde ayakta duruyor vallahi. Öğretmenler de ne yazık ki ek iş yapmadan ayakta duramıyor. Ne güzel söyledin kızım. Öğretmeni 3 kuruş maaşa mahkum edenler utansınlar. Gelin bakalım gelin. Alın çocuklar. Öğretmenler günü vitamini. Teşekkür etmek yok mu kızım? Teşekkür ederim öğretmenim. Ben de teşekkür ediyorum. Bir poşet getireyim de onları içine koyun. Anlatın bakalım. Alıyor musunuz yine pekileri? Alıyoruz. Ben de alıyorum. Oh. Bütün dersleri baştan aşağı pekiyor hocam. Aman kızım dikkat edin. Lisede sakın Nazif öğretmenin sınıfına düşmeyin. Onun adı sıfırcı Nazif'tir, haberiniz olsun. Aman kızım, hayatta ne iş yaparsanız yapın sakın öğretmen olmayın. Doktor olacak onlar efendim inşallah. Öğretmen yapar mıyım ben kızlarımı? Anam, öyle demek istemedim. Yok yok, doğru söyledin evladım. Hayat böyle işte. Lafa gelince öğretmenleri yere göğe sığdıramayız. Gel öğretmen ol dedin mi de herkes burun kıvırır. Hey maşallah, şu ayakkabıya bak. 60'lar mı baba? 60'lar kızım, yazık be, daha yepyeni. Bir boya bir cila tamam. Sana olur mu baba? Olmaz mı? 44 numara, tam babanıza göre. İyi akşamlar. Hadi acele et biraz.
Dört tane şey al bana. Dört tane şey? Ha, anlaşıldı. Al bunlar da senin. Ne yaparsan yap. Ha? Çabuk çabuk, Sevim geliyor. Tamam. Koş kızım. Cemil amcanın şişelerini aşağıya götür. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neydi o ses Cemil? Ne sesi Sevim? Şişeler şıngırdadı da sanki. Bir şey şıngırdamadı Sevim. Çöpleri verdim. Kulağımla duydum Cemil. Sen duydun mu Cafer? Yok efendim. Biz bir şey duymadık vallahi. Aa, belki televizyondan gelmiştir. Hayali sesler duyuyorsun Sevim. Sana sinir gelmiş. Geldi ya. Senin sayende. Aferin sana. Babana yardım mı ediyorsun? Ediyorlar efendim. İkisi de. Yani şey, bazen bu, bazen ablası. Of, çekemem İpekçi. Bu akşam Sabri'lere yemeğe gitmek yoktu programımızda. Nereden çıktı şimdi? Çağırdılar Cenab abi. Bana niye bağırıyorsun? Verelim Sabri'ciğim tablosunu, hemen kaçalım. Ayla Hanım'ın o yağlı, lezzetsiz yemeklerinden yiyemem bu akşam. Nesnelenlerle buluşacağız. Ben de senin o çömlekçi arkadaşlarını çekemem bu akşam Cenab abi. Kusura bakma. Seramikçi demek istedin herhalde İpekçi. Özür dilerim. Evet, seramikçi. Bak çekeceğim kulağına. Nesren bu konuda son derece duyarlıdır biliyorsun. Biliyorum. Ayla Hanımlar'da yemeğe kalmazsak ayıp olmaz mı sence? Bir mazeret uydururuz İpekçi. Mesela senin karnın ağrımaya başlar, benim migrenim tutar. Tutamaz mı? Niye açık açık önceden arkadaşlara söz verdik, kusura bakmayın demiyoruz Cenab abi? Diyemeyiz İpekçi. Ayla Hanım'ı tanıyorsun. Hiç yoktan kriz yaratırız. Kimmiş bu arkadaşlarınız hık? Ben tanıyor muyum hık? Kadın mı erkek mi hık? Ah. Yani sağlam bir mazeret bulmamız şart İpekçi. Yoksa gerçekten migrenim tutacak ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar canımın içi. Hayrola? Çöp efendim. Ya sağ ol, lazım değil, istemiyoruz. Anam. Ne diyorsun abi? Adam çöpü almaya geldi. Öyle desin Caferciğim. Yani sen bizden çöp istiyorsun. Fazla çöpümüz var mı İpekçi? Yarın veririz Cafer. Birikmedi daha. Tamam efendim. Aa, bak çekeceğim kulağını yeşim. Derslerine çalışmayıp babanla mı geziyorsun? Benim adım Banu. Banu mu? Emin misin? Banu senin ablan değil mi? Yok efendim. Banu bu. Bu. Çocuk herhalde kendi ismini senden daha iyi bilir Cenab abi. Öyle ya tabii. Ödevin yok mu senin bakayım Banu? Ödevimi bitirdim. Bitirdi efendim. Hepsini bitirdi. Türkan teyzesinin verdiği kitapları da okuyor artık. Fırtına maşallah. Fırtına. Aferin. İnsan her yaşta okumalı yeşim. Neydi? Banu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aptal yeşim. Sensin aptal, babama söylersen. Babacım, pilavcı komiseri. Senin dünyadan da beni yok aptal. Babam Ramazan'da pilav satmayacak. Ne yapıyorsun sen orada bakayım? Çöp topluyoruz. Sana mı kaldı çöp toplamak? Nerede o tembel baban? Yukarıda geliyor. Babacım, kapıcı buyurun. Nedir o torbadakiler öyle? Başladınız mı gene o baykuşa bir ataşımaya? Bunlar boş Sabri Bey amca. Hurdalık mı burası? Götürün atın şunları. Yürü taş arabası. Kime dedin sen o lafı bakayım? Vallahi koparıveririm senin o dilini. Ne oluyor efendim? Kuşla mı kavga ediyorsunuz? Açıver kızım şunu. Geldi Alman bozuntuları. Öbür sapığı da almışlar yanlarına. Boydan. Buyurun. Sağ ol kızım. Ne yapıyorsun burada bakayım? Babamı bekliyorum. Hadi yürüyün. Yiyip durma artık şunu Dumkov. Ne vuruyorsun baba? Zaten gelene kadar durmadan ensemizi patlattın. Amcamı dinle tertip. Yeme diyorsa yemeyeceksin. Sen benden daha çok yedin hadi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar komşu. İyi akşamlar aile teyzeciğim. Ne tatlı olmuşsun. Ay, dur orada, gelme üstüme. Rahat dur oğlum. Kapatmışsınız dükkanı. Kapattık. Amca bak gene yiyor. Al. Levrik yok. Ama bitirdi pideyi amca. Ver şunları, ben taşırım. Vermiyorum, ben taşırım hadi. Al. Tepişmeyin hayırsızlar. Yürüyün hadi. Ben Türkan teyzemi vuracağım baba. Ne işin var Türkan teyzenizde oğlum? Rahatsız etme kadını akşam. Duydun mu? Amcamı dinle. Sorduk mu sana hadi? Bir şey konuşacağım Türkan teyzeyle baba. Dileğin annesine randevu alacağım. Çabuk ol o zaman.
Oyalanma, patlatır hemen seni. Yürü sen de hayırsız. İyi akşamlar komşu. İyi akşamlar efendim. Ne tatlı boyamışsın dudaklarını Aile teyzeciğim. Kırmızı kırmızı. Buradan buraya kadar böyle. Uzak dur benden, uzak dur dedim. Hadi evladım hadi. Belanı arama akşam akşam. Nerelerdesin sen uyuşuk? Kaç saattir topluyorsun bir çöpü? Geldik efendim geldik. Cenap beyleri gördün mü Cafer? Bize yemeğe geleceklerdi. Geliyorlar efendim, hazırlanmışlar. Sabri Bey'in resmini de getiriyorlar. Cenap amcanlara ne yemekler pişirdin Aile teyzeciğim? Seni ilgilendirmez, uzak dur dedim. Hasta mısın sen evladım? Git hadi doktora mı, nereye gideceksin? Sen de sallanma orada. Topla o şişeleri falan, kaldır at. Ben o bunak yönetici bozuntusuna benzemem. Fena yaparım adamı. Fena yaparmış domuz. Hiç iyi bir şey duyduğumuz yok zaten. Domuz Cafer amca, domuz. Konuşuyor öyle mö gibi. Bir çokucam. Kereste bilirim, kereste. Şşt. Hadi kızım, siz inin aşağı, yıkayın ellerinizi. Ben hallederim gerisini. Derin nefes alın. Merhaba Hüsnü. Merhaba abla. Halis, ne oldu? Evet. Türkan teyzemi görecektim. Hastası var mı yanında? Var var. Sen şimdi başka bir zaman geleniydin. Kadın hasta mı? Kadın hasta. Olsun, ben bakmam. Orada bekle Halis, geliyorum. Soyunun lütfen. Ne oldu Halis'ciğim? Hiç Türkan teyze, sana bir şey soracaktım. Sor bakalım. Sanal aşktan çocuk olur mu? Ne? Üstüme iyilik sağlık. Nasıl sanal aşk Halis, ne demek istiyorsun? Yani internette chatleşirken falan bir kız gebe kalabilir mi? Olur mu hiç öyle şey? Nereden çıkartıyorsun bunları? Ben değil Türkan teyze, tertibim uyduruyor. Ben olmaz diyorum ama o salak olur diyor mö gibi. Buyurun, iyi akşamlar. Bana verin efendim, ben taşırım. Sağ ol Cafer. İyi akşamlar koçum. Katiller geldi Sevim. Geldik Sayın abim, var mı emrin? Bu sene hiç kabak tatlısı yiyemedik. Yersin Sayın abim, sen işte 10 tane getireyim. Sadrazam sarığı gibi. Cevizsiz olmaz. Ceviz de getir. Başka bir emrin tak. İstersen şekeri de bizden olsun ha. Sen kendi işine bak. Geliyor mu damat bu akşam? Ne damadı? Ne diyorsun sen ya? Boş ver Sedat Bey. Çekmiş kafayı, konuşuyor baykuş. Aman birader, bulaşma akşam vakti. Damat falan yok kardeşim. Allah Allah. Kızımızın bir arkadaşı geliyor işte, o kadar. Yemezler o arkadaş palavrasını. Benim adım Cemil. Sonunda kendin gibi arakçı bir koca bulmuşsun kızına. Tamam, arakçı mı dedi? Allah, aynen öyle dedi. Kırmaz mıyım şunun şimdi camının çerçevesini ben? Karıştırma şimdi ara mara Sayın abim. Yakışmaz. Durma şu birader, yürü. Bırak canım abicim. Bir taş da alayım şu baykuş aşağıya. Dayılanma öyle, dayılanma. İnersem aşağı. İn hadi erkekler, in. Gel, bekliyorum. Gel hadi. Yürü birader. Bozulma tanışı kafasını. Sen de içeri gir Sayın abim. Hava soğuk. Üşüteceksin. Üşütmüş üşütmeye kadar zaten. Üşütmüş vallahi. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Hoş bulduk komşu. Eyvallah. Buyurun. www.com.tr. Vay. Sen iyi misin be yavru? Helal sana. Aynen internetten cız canım abiciğim. Cız efendim. Buyurun. Asabınızı bozdu Ayyaş Baykuş yine. Değil mi efendim? Gelir gelmez. Onun ne üstüne vazife ise böyle şeyler. Hiç canım. Kaşınıyor akşam akşam. Biz çok sevindik ama efendim hayırlı habere. Gençlere mutluluklar diliyoruz. Deli eder bunlar insanı, görüyor musun canım abicim? Biz ne diyoruz, o ne diyor ya? Yanlış bir şey mi söyledim efendim? Özür dilerim. Bu akşam Aslı ile o genci aile arasında nişanlayacakmışsınız diye duyduk da. Yanlış duymuşsun komşu, uzatma. Birader bu konuda hassas. Allah Allah, nişan nişan yok kardeşim. İnşallah o da olur efendim hayırlısıyla. Şimdi kaçıracağım kişileri ya. Tut beni canım abicim. Kapa çukuru komşu, vatandaş rahatsız dedik. İnadına mı yapıyorsun? Estağfurullah efendim, ne haddime. Oynatma öyle ellerinde. Pardon efendim. Kızımızın bir arkadaşı yemeğe geliyor dedik, o kadar. Tamam birader, yürü. Hah Cafer evladım, asansör geldi, aç kapıyı çabuk. Açıyoruz Allah efendim. Allah. Buyurun. Efendim sefa ile hürmetler. Eyvallah komşu. Bunlar ne böyle kız? Kıyamadın mı misafir tabaklarına? Aman şekerim, neme lazım, kırılır mırılır.
Kırılırsa kırılsın kız, ayıp değil mi? Gündelik tabaklarla mı ağırlayacaksın damadını? Ne damadı ayol? Ah, ortada fol yok, yumurta yok. Hem o fakir ne bilir porselenin iyisini kötüsünü. Siz de ısınamadınız, gitti şu çocuğa kız. Ay nesine ısınacağım, altı üstü bir memur. Yazık kız, yazık. Ne olmuş memursa? Senin kızın da memur. Memurun kalbi yok mu? Var işte, gördük, gitti buldu kendi gibi bir çulsuzu. Gönül bu kız. Ne demişler, ota da koner. Aman neyse. Karışmayın çocuklara. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Onu öyle demezler şekerim. İki çıplak bir hamama yakışır derler. Serpil'cim o, ben geldim. Ah hoş geldin canım. Kız katil de mi geldi yoksa? Birlikte geldik Şengül Hanım aşağıda. Eyvah, hemen gideyim o zaman ben de. Mis gibi de koptu mübarek. Ne pişiyor böyle? Kuzu kuzu. Kuzu canım belli, belli. Ver şunları ver. Girdin yine çamurlu ayaklarınla. Sağ ol koçum, al bakalım. Bereket versin. İyi akşamlar. Hadi kız iyi akşamlar. Kaçıyorum ben de. Başlamıştır homurdanmaya katil. Bye. Bye. Ay kız çok yaşa seni mi? Alemsin vallahi ya. Siz de alemsiniz vallahi. Anam katil. Hop dedik koçum. Elin kolu rahat dursun, oyarım. Sen neredesin ablacığım? Acil vatandaşı yine kapıda. Anam yandım. Anahtarın yok mu kız? Kim kime hesap soruyor ablacığım? Kapı kapı geziyor musun bu saatlere kadar? Ne gezmesi kız? İki dakika yardım ettik Serpil'e sevabına. Kafasını bozma vatandaşın şimdi ablacığım. Prens nerede? Evde yalnız mı bıraktın yine? Bıraktım, ne olmuş? Ay her yeri yanımda mı taşıyacağım çanta gibi? Taşıyacaksın ablacığım. Gelemez o böyle ilgisizliğe. Demek sıkıntısından kaçıp kaçıp gidiyor yavru. Kız bugün ben de kaçıp gideceğim, göreceksin. Ne bu böyle? Devamlı azar azar. Aç kapıyı ablacığım. Kes tıraşı. Vatandaş ağaç oldu burada. Açıyoruz işte kız. Bağırma hemen insana katil gibi. Allah Allah. Anam ne uçtu be. Aman dikkat et tabloya. O ne öyle, ödü patladı kız. Prens yok bir şey yavrum. Gel babana gel. Hadi koçum tut şunu, fırla. Baş şunu. Hey maşallah canavar canavar. Ay senin Allah cezanı versin prens gibi kız. Bedua okuma ablacığım. Bedua okuma akşam vakti. Senin yüzünden gitti zaten yavru. Efendim buyurun. Heh, yakaladım yaramazı. Paniğe gerek yok. Eyvallah birader. Sağ olasın. İyi günler. Yavruyu mu Cafer? İyi efendim, iyi çok şükür. Verilmiş sadakası varmış. Bir incinmedi ya. Kırık çıkık yok inşallah. Ama kıymetli yavrum varmış kız katil. Biz burada ölsek umrunda değil yani. Allah ne zaman gelecek Cenabettin Paşa var kızım? Sahimizde paşa doldu kıllı yalı kızı. Neredeyse burada olurlar anneciğim, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ne pişirdin böyle? Oho neler pişirmedik efendim. Bir aylık mutfak masrafımız gitti bir akşam yemeğine. Vallahi siz çok nankörsünüz efendim. İnsanlar o kadar uğraştılar, resminizi yaptılar. Bedava yapmadılar ya efendim. İki aylık kira karşılığı. Siz de 6 kilo patlıcandan bir beğendi yaptınız. Feda olsun onlara. 60 kilodan da yaparım. Olmaz ki ama efendim, görgüsüzlük. Hem et hem tavuk. Boşu boşuna 2 kiloda kıyma aldırdınız bana. Boşuna değil efendim. O kıyma börek için alındı. O da yandı zaten sizin yüzünüzden. Ala börek mi yandı kızım? Biz yandık efendim, biz. Ne lüzum vardı bu kadar masrafa? Akşamüstü davet ederdiniz. Ay. Birer çayı, ikişer kurabiye, tamam. Boşansınlar da semerlerini yesinler. Ağzınızı toplayın efendim. Onlar eşek değil, anladınız mı? Sanatçı, sanatçı. Kim kaybetmiş de onlar bulmuş sanatçılığı. Ah. Hıst. Dolaşma sen de ayak altında pis musimet. Aldın tabii kokuları. Elleri kırılasıca. Buyurun efendim, şeref verdiniz. Aman şeref efendim verdiniz. O şeref bize ait. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Ayla Cenabettin Paşa yaverinden mi getirmiş kızım? Yaveri değil anneciğim, o kiracımız ressam Sıtkı Bey. Yani arkadaşım diye söylemiyorum, tablonuz bir şaheser. Versene İpekciğim, versene. Veriyorum canım abi. Umarım çerçeveyi de beğenirsiniz. Aman efendim, bir de çerçevelettiniz mi? Ne zahmet, ne zahmet, çok naziksiniz. Ah, hakikaten şaheser olmuş efendim, ellerinize sağlık. Beğendiğinize sevindim.
Ama şunu alsın da efendim, oturalım bir an önce, yemekler soğumasın. Tablo bir harika ama sen de bir harikasın Sabriciğim. O ne ihtişamlı duruş, o ne bakışlar öyle. Kutluyorum seni canım içim. Teveccühünüz efendim. Alo, İbrahim Paşa'nın resmi mi o kızım? İbrahim Paşa değil anneciğim, Bando Paşası damadınız. Hadi buyurun efendim. Efendim sofra bir harika, yani neler yapmışsınız. Ellerinize sağlık gerçekten. Bak baştan söyleyelim de Cenab-ı abi gücenmesinler bize. Fazla vaktimiz yok. Evet kusura bakmayın, bir canlı yayına katılmak zorundayız da. Aa, öyle mi efendim, hangi kanal? Biz de seyredelim. Ne yazık ki seyredemezsiniz hanımefendi. Uydu kanalı ya. Aa, ne fena. Bizim niye uydu antenimiz yok efendim? Ben de istiyorum. Aa. Şimdi bir uydu antenimiz eksik efendim. Kokular nefis. Börek yandı börek. Ayla şarap ver Cenabettin Paşa'ya. Ben veririm efendim, siz yemeği dağıtın. Tabağınızı alayım Cenab Bey. Bu harika bir sofra efendi. Yani ne zahmetlere girmişsiniz. Hakikaten girdik efendim. Sırf şu gördüğünüz beğendi. 6 kilo patlıcandan yapıldı. Ne diyorsunuz canımın içi? Vah 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 vah. Çok ayıp Sabri Bey. Aslı'nın sevgilisi geliyormuş bu akşam anne. Yakında evleneceklermiş ne tatlı. Al. Yemeğini ye Dumkov. Dedikodu yapma, patlatırım ben seni. Dedikodu değil Davut. Bir şey anlatıyor çocuk. Ben de merak ediyorum. Hemen ense patlatmak mı lazım? Bak ben dedikodu yapıyor muyum? Ne güzel yemeğimi yiyorum. Sen de ağzını şaplatma öyle, hayırsız. Zaten yolda yediniz yarım pideyi. Ben yemedim amca. Vallahi tertibim yedi. Yemin etme. Kendin daha çok yedin hadi. Amca bak ne diyor? Al. Güzel konuş büyüklerinle. Duydun mu amcamı? Sen de bırak gevzeliği. 6 kere 8. 6 kere 8. Onu bilmiyorum amca da. 8 kere 6'yı biliyorum. Tamam söyle o zaman. 86 amca. Tüh, hayırsız. Ay yavaş Davut, tükürüyorsun ama. Affedersin Ulvi, bu kafasız yüzünden. Kafasız baba, kafasız. Şşş Halis, yemeğini ye evladım. Kızdıracaksın babanı gene. Her şeyi yanlış biliyor ama mö gibi aşenge. O merak ettiğin şeyi öğrendim bu akşam Türkan teyzenden. Sonra konuşuruz Tertip. Ne öğrendin Halis Türkan Hanım'dan? Tertibim biliyor. Şşt sakın söyleme Tertip. Söyleyeceğim bari. Siz neden bahsediyorsunuz be? Dinleme şu Adiye amca. Öyle uzaktan bilgisayarla falan bebek olmuyormuş baba. O nasıl laf Dumkov? Ne anlatıyorsun sen öyle? Davut dinle, çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor. Bebek diyorum baba, bebek. Yani internetten chatleşerek falan olmuyormuş. Ya nasıl oluyormuş? O sizin bizden gizli aranızda Almanca konuştuğunuz gecelerdeki gibi. Öyle oluyormuş. Öpüşe kokuşa. Mein Gott. Halis neler söylüyorsun evladım? Sen de bilmiyordun değil mi Ayşenge? Tövbe yarabbi. Bana da Türkan teyzem söyledi. Tüh. Bunu sormaya mı gittin doktora sen Dumkov? Sayın seyirciler, kaçak et çetelerinin Türkiye'ye tonlarca domuz eti soktuğu ortaya çıktı. Ne olacak bu kaçak et rezaleti? 500 ton. Deli danası, şarbonu, tüberkülozu hepsi var. Rezalet vallahi. Ucuz et alacağım derken fıkara yandı. Nazan bize o günden beri tavuktan balıktan başka bir şey yedirmiyor. Tavuk eti de zararlı diyorlar efendim. Ne yiyeceğimizi şaşırdık artık. Anne bir tülbent verir misin? Çıkardı biraz. Geldim kızım. Ne yaptı gene yaramaz? Selçuk Bey'in vefatı burada Albay'la sen aynı üniformanın içinde bu kadar farklısınız. Helal gitmekte halk arasındaki kullanılmış. Bırak şu kumandayı da etrafınla ilgilen biraz oğlum. Ne oldu ki efendim? Ne olacak daha oğlum? Yazık değil mi şu karına? Helak oluyor bak. Kız bütün gün çalışıyor, sonra çocuğunu emzirmek için kanter içinde eve koşturuyor. Ama biz de bütün gün evde bebek bakıyoruz efendim. Neye bakıyorsun? Aklını estikçe getirip atıyorsun Nazan'ın kucağına. Bu kadar bencillik olmaz ki. Biraz da başkalarını düşün canım. Ara sıra getiriyoruz mecburen efendim. Keyfimizden değil ya. İş için gidip geliyoruz. Gidip geliyorsun ama boşuna. Havanda su dövüyorsun. Ne oluyor Şükrücüğüm? Yok bir şey, konuşuyoruz. Haksız yere hırpalıyorsunuz vallahi beni efendim. 4 ayrı yerden haber bekliyorum. Akşama sabaha sözleşmeyi imzalarım. Ayrıca Barış'ı da bir kreşe veririz size yük oluyorsak. Ne demek yük olmak Aydın? Kimse öyle bir şey söylemedi. Siz duymadınız tabii efendim. Anne bakar mısın? Ben bakarım efendim, siz rahatsız olmayın.
Sen de bazen çok üstüne gidiyorsun bu çocuğun Şükrücüğüm. Başka türlüsünden anlamıyor ki Nazan. Adamın suratı mahkeme duvarı gibi. Sağ ol Aydın. Sen sağ ol sevgilim. Canım benim. Bazen çok acıyorum sana. Resmen sömürüyor bu çocuk seni. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor valla. Aa, Aslı merhaba. Merhaba Ali. Ne haber Zeynep? İyilik, senden ne haber? İyi. Tanıştırayım. Arkadaşım Bora, Ali. Memnun oldum. Ben de. Nişanlım Zeynep. Tanıştığımıza sevindim. Tak tak Sedat'ın çulsuz damadı geldi Sevim, koş. Kim bu Aslı? Ne dedi öyle? Önemli değil, boş ver. Cemil Bey, apartmanımızın baykuşu. Konuşur o öyle. Gide gele ben bile alıştım. Sen de alışırsın yakında, boş ver. Bora Bora dediğiniz bu mu şimdi? Evet, babamlarla tanışmaya geldi. Ayakta duracak hali yok onun be. Nasıl tavladı seni? Sakın fazla soru sorma çocuğa Sedat. Çok çekingenmiş zaten. Senden de çok korkuyormuş. Ne varmış korkacak kardeşim, Allah Allah. Adam mı yiyoruz biz burada? Neler anlatmış bu kız benim hakkımda? Ay ne anlatacak Sedat'cığım? Senin ne kadar akıllı, cin gibi, zeki bir hesap adamı olduğunu tabii. Hah, geldiler. Aman Sedat'cığım, sakın unutma söylediklerimi. Tamam, tamam, tamam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo, nihayet tanışabildik delikanlı. Bunlar bana mı? Evet efendim, size layık değil ama. Ah, aşk olsun. Kır çiçekleri de güzeldir. Orkide getirecek halin yoktu ya. Yakında onu da getiririz Serpiciğim, tak işi biraz kapsın. Öpeyim delikanlı. Mwah. Hadi siz geçin oturun, ben bunları vazoya koyup geliyorum. Gel bakalım delikanlı. Geç geç, çekinme. Hakkında güzel şeyler işittik delikanlı. Başlamışsın ufak ufak götürmeye ha? Gurur duyduk. Ama efendim ben... Henüz rakamlar küçük tabii. Ama hep böyle başlar. Yarın öbür gün bir de bakmışsın trilyonlarla oynuyorsun. Söyledim ya sana baba, Bora rüşvet falan almadı. Hepsi iftira. Almadım efendim. Benimle ilgisi yok o işin. Zaten soruşturma sonrasında da temize çıktım. Aferin. Bir kere daha girdin götüme. Karda yürüyüp izini belli etmeyeceksin. Bak nasıl bankaların içini boşaltanlar bile güvenlik kameralarına yakalandıkları halde o ben değildim diyorlar. Baba dinler misin lütfen? Yemin ederim kimseden para almadım efendim. Güzel. Yemin etmeyi de öğrenmişsin. Yalandan kim ölmüş? Elinde paralarla yakalansan ben almadım diyeceksin. Efendim çok özür dilerim ama yani... Yo yo yo, sakın özür dileme. Senin ne suçun var evladım? 3 kuruş maaşla sürünecek misin ömrü boyu böyle? Gözünü aç yavrum, bu adamı iyi dinle. Paranın sihirbazıdır o. Anne bari sen yapma. Yalan mı kızım? Bırak çocuğu biraz hayatı öğrensin babandan. Öğrenecek Serpil'cim. Birkaç ay sonra görürsünüz. 1. sınıf iş bitirici olacak. Ben adamı gözünden anlarım. Cevher var bu delikanlıda, cevher. Biz Leylek kuzenimle işlere el koyduk şirkette Zeynep. Dur Ali, uçmaya başlama gene. İnanmıyorsan sor babama. Her şeyi biz götürmüyor muyuz baba? Ha götürüyorsunuz. Biz de amcasıyla çay ocağına bakıyoruz. Hak ettim bunu şimdi Ali. Ama öyle anne. Slovakya'ya limon, Danimarka'ya kuru üzüm. İşlerin çoğu bizde. Tamam oğlum, çalışmıyorsunuz demedik. Ama insan biraz da takdir bekliyor baba. Ne yapsak yaranamıyoruz. Ya ben de eniştem gibi sorumsuz olsaydım? Yavaş oğlum. Sen de başlama şimdi. Zaten baban da demediğini bırakmadı. Hoş geldin Zeynepciğim. Hoş bulduk. Ne haber oğlum? Sen de bizi çekiştirmiyorsun değil mi? Yok enişte, daha neler, nereden çıkardın? Ne bileyim. Bu evin şamaroğlanı olduk da. Çocuk gibi konuşma. Geç otur şöyle. Canım canım, ne tatlı. Öyle melek gibi göründüğüne bakma Zeynep. Vampir oldu kerata. Emdi bitirdi karımızı. Aydıncığım biz artık gitsek. Gidelim sevgilim. Aa, olur mu hiç öyle şey? Bu saatten sonra yemekle mi uğraşacaksınız? Oturun oturduğunuz yerde. Hep birlikte yeriz işte ne varsa. Efendim. Aa amca merhaba. Raşit Bey mi? Yoo, buraya hiç gelmedi. Tamam veriyorum. Amcam işler gene karışmış galiba. Alo abi, hayrola? Haberler iyi değil Şükrü. Nimet Hanım geldi az önce. Raşit Bey ortada yok. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Kaçırdılar kocamı. Mutluluğumuzu çekemediler. Bulmamız lazım adamı oğlum.
Vaziyet bildiğin gibi değil. Bir haber alırsanız hemen arayın. Tamam abi, bozma moralini. Herkese selam. Buyurun bakalım. Raşit Bey firardaymış. Aa, kim bilir gene ne yaptı da kaçırdı adamı Nimet Hanım. Eyvah, o zaman biz de tehlikedeyiz efendim. Her an buraya gelebilirler. Ortalık bir anda karışır valla. Önce tahta kafa, ardından bunalım Nimet. Aman Allah korusun. Göz mü kapattın ben Raşit? Görmedim valla Nimet. Benimle öyle ters ters konuşma tahta kafa. Ne dedim ben şimdi Nimet? Ha, paralarım vallahi. Hadi bırakın soytarılığı da bir an önce yiyelim yemeğimizi. Kapımız her an çalınabilir. Ya hadi. Bu kadar üzülme Nimet. Önceden de yaptı böyle şeyler biliyorsun. Yok şekerim yok. Bu hiçbirine benzemiyor. Tanımaz mıyım ben kocamı? Tahta kafa nereye gitti? Şşt, sakın Asu. Duymayacağım bir daha. Ne dedi o bakayım ha? Ne dedin sen küçük şeytan? Sakin ol anne, o daha çocuk. Sakin ol deme bana. Siz mi öğretiyorsunuz bunları ona? Kimsenin bir şey öğrettiği yok Nimet Hanım. Senden duyuyor bunları. Ah, ah. Ada sahillerinde bekliyorum. Anne yarisi. Kendine gel, ne yapıyorsun? İçim yanıyor kızım, içim yanıyor. Ne yapacağım? Şarkımızı söylüyorum. Ah, ah. Yarim seni seri an istiyorum. Ah, ne donbas çilemiz varmış. Şerefe sahibiciğim. Şerefe efendim. Dahi sanatçımızın şerefine. Aman Sabri Bey, beni mahcup ediyorsun, şerefe. Ben de paşa kocamın şerefine içiyorum efendim. Ayna, elin adamına niye kadeh kaldırıyorsun kızım? Elin adamı değil o anneciğim, damadınız, damadınız. Bandoların başkomutanı o. Gerçekten muhteşem bir paşa oldun Sabriciğim. Yani sende bu kalıp varken kocam Mustafa Paşa'yı bile kıskandırırsın canım içi yani. İltifat ediyorsunuz efendim. Ya, omuzlarını tuvale sığdıramadı Sıtkı. Ya. Biz artık müsaade istesek Cenab abi. Nesterenlere ayıp olacak. Şşşt, yavaş İpekçi. Nesteren mi efendim? Kim bu Nesteren? Hayır efendim, yanlış anladınız. Nesteren değil. Yani Nesteren ama öyle bir Nesteren değil. Yani nasıl bir Nesteren bu efendim? Bizi ilgilendirmez efendim. Nasıl Nesteren'se Nesteren, Allah Allah. Yani sen söyle istiyorsan Ayla Hanım'a nasıl bir Nesteren olduğunu. Şey efendim. Nesteren Hanım çıkacağımız canlı yayının sunucusu. Ha evet o. O. Kalkalım Bibikciğim. Kalkalım Cenab abi. Ama daha börek vardı efendim. Yani inanın böreğe hiç yerimiz kalmadı hanımefendi. Yani buramıza kadar doyduk. Söyledim ben size Ayla Hanım, yiyemezler diye. O zaman veririz yanlarına, yarın yerler efendim. İki tepsi börek yaptı efendim size. Tam 2 kilo kıymayla. Bir tepsisini de yaktı. Aa, vah, 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 vah. Kalkmıyoruz İpekçi. Hadi başlayalım evladım. Hayırdır inşallah. Neye başlayacağız efendim? Ali Şim'in kaşları kar. Hani kalkıyorduk Cenab abi? Kalkarız İpekçi, kırmayalım büyük hanımı. Detone olmayalım efendim. Bakın şöyle. Do re 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 do re re mi re do re. Başlayalım şimdi. Alişimin kaşları kar. Ama dikkat et, detone olmayalım İbrikçi. Buyur baba, köpüklüsü senin. Ha, eline sağlık kızım. Bu yıl öğretmenler günü yine çok renkli geçti değil mi Nazif? Bol bol nutuk dinledik. Lafa gelince kimse mangalda kül bırakmıyor ama ortada çözüm yok. Biraz ara ver şu kağıtları oğlum, acelen ne? Arkandan atlı mı kovalıyor? Taksiye gideceğim baba. Bir an evvel aradan çıkartayım şunları. Neyi aradan çıkartıyorsun ulan korna? Şoför değilsin sen, anladın mı? Asıl işin öğretmenlik. Saygı göster şu kutsal mesleğe. Lüp lüp yutma şunları be. Çocuklar da yiyecek yavaş. İçim kazındı Gül. Ne oldu Ayla Hanım'ın böreği? Aman ne olacak, attım. Yollamış yanık şeyi. Atılır mı Gül? Mis gibi börek. Kazırdık altını. Babacığım alo, pilav attı buyurun. Kapa çeneni çarparım ha. Herkes kitap okuyor burada. Ne dedi Türkan Hanım? Televizyon yok bundan sonra. Çocuklara zararlı. Kitap okunacak. Aferin. Okuyun kızım, okuyun. Okuyoruz baba, kafamızı karıştırma. Aa, hayırdır inşallah.
Bu kim şimdi? Bakmadan açma Gül. Aa, Asımlar gelmiş. Abla merhaba. Merhaba. Hayrola, ne geldiniz bu saatte? Özledik seni abla. Rahatsız etmiyoruz ya. Aa, sen niye geldin Bodur? Bir şey konuşmaya geldik aslanım. Rahatsız ediyorsak gidelim yani. Adamın kafasını bozma. Geç otur şöyle hadi. Hadi geç. Hoş geldin dayı. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Alın bakalım. Bunlar sizin. Babacığım. Tabuluyor. Alo Cafer pilav attı buyurun. Sulama bakayım. Sana yok. Bunlar kızlarıma. Çikolata yiyecekler, zihinleri açılacak, kitaplarını okuyacaklar. Hayırdır inşallah. Niye geldiniz böyle hep birlikte? Hiç sorma abla. İşler karıştı gene. Bodur'da geldiğine göre gene darbe oldu garanti. Oldu aslanım. Hem de ne darbe. Dükkanda rahat huzur kalmadı. Kadın almış babamızı kafaya. Geçiyor kasanın başına. Sabahtan akşama kadar cart cart ötüyor. Buramıza geldi abla. Kararımızı verdik. Ya o kadın gidecek ya biz. Durduğunuz kabahat, geç bile kaldınız. Bugüne kadar neredeydi aklınız aslanım? Bin kere söyledik size. Gel nereye? Sen uyumadın mı hala? Uyandım sultanım. Sen yatmıyor musun? Ne yatması Halil Bey? Abim içeride. Defolsun gitsin iblis. Şu kapıyı ört. Gel uzan yanıma. Delirdin mi ayol? Ayıp. Ayıp mı olurmuş karı koca arasında? Gel yanıma. Bırak kolumu Halil Bey. Sırası mı şimdi? Gel dedim sultanım. Kokunu özledim. Sabret bakalım. Biraz daha topla kendini öyle. İyiyim ben sultanım. Gel. Gücüm kuvvetim yerinde. Uyumana bak sen. Hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. Ne oldu kız? Uyutabildin mi enişte mi? Uyuttum ama uyutana kadar da akla karayı seçtim abi. Tam uyudu diyorum, açıyor gözlerini, yapışıyor belime. Parmağını kıpırdatma mecali yok. Gene de azgınlığı üstünde. Son azgınlığıdır kız. Cartayı çekmeden önce son çırpınışları. Artık iki iyiliğin biri be abi. Bıktım vallahi. Burama geldi. İyileşecekse iyileşsin, geberecekse de. Tövbe yarabbi, tövbe. Çok uzadı bu mesele, çok. Türkan Hanım'ın iğnesiyle falan olacak iş değil bu. Okutmak lazım eniştemi. Bırak abi gözünü seveyim Allah aşkına. Sen beni dinle kız. Adam dünya ile ahiret arasında sıkışıp kalmış. Ya Allah'ın inayetiyle ölecek ya da nefesi kuvvetli bir hoca bulacağız. Çekip geri getirecek. Tut ki geldi. Sonra? Gözünü açar açmaz tutuştur eline kalemi. Attır imzasını şu kağıda. Kolay mı o dediğin abi? Sen o kadar uğraştın imzalatamadın. Sen başka ben başka kız dangalak. Gelmiyorum koyuna dedin mi? Bak nasıl paşa paşa imzalıyor. Ben Ecevit'in yerinde olsam vururum yumruğu masaya. Ya bizi Avrupa Birliği'ne şartsız şursuz alırsınız ya da biz Kıbrıs'ın tamamını alırız derim. Oo, kolay da öyle. Daha ayılmamış. Konuşuyor abuk subuk. Geliyorum Sevim. Çöpçüyle Avrupa Birliği'ni konuşuyorduk. Günaydın. Günaydın Dilek. Günaydın bacım. O ne öyle? Ne olacak Dilek? Bir hurda daha getirmiş. Yine kazıklayacak tertibimi. Davut Usta yok mu? Yok, kalkamadı amcam. Oruçlu o bir kere salak. Sen ne anlarsın? Sahura kalktı. Uyuyor şimdi yumuşak yumuşak. Şimdi bu çalışacak mı yani Hüseyin amca? Çalışmak ne kelime aslanım. Harikalar yaratacak. Bütün programları içinde. Canavar bu canavar. Bak şunu da telefona taktık mı? Tamam. Bunu eski bilgisayarın yerine mi veriyorsun Hüseyin abi? Olur mu bacım? Ufak bir fark alacağız tabii. Ne kadar Hüseyin abi? Kolay aslanım kolay. Gene kazıklayacak seni mör gibi. Sen karışma hadi. Bana getirdi Hüseyin abi. Farkı ne kadar Hüseyin abi söylesene. Kolay dedi tertibim kolay. Takma kafana. Ne demişler? Ev alma bilgisayar al.
Sahiden de çalıştı. Çalışacak tabii bacım. Bizde yalan dolan yok. Şişt, geç otur şuraya bakalım tertibim. Geç şöyle, göstereyim sana bu harika aletin marifetlerini. Önce şurayı tıklayıp internete bağlanıyorsun. Her yere bağlanabilir miyim Hüseyin abi? Bağlanırsın aslanım, ne sandın? İstersen Çin'e bağlan. Ben öğrendim Hüseyin amca. Öyle çetleşmeyle falan çocuk olmuyormuş. O ne demek öyle Halis? Olacağını kim söyledi? Tertibim söyledi. Nereden duyuyorsun böyle saçmalıkları tertip? Bir dergide okudum direkt. İnanma dedik, inanma. Uyduruyorum öyle gibi. Bir yere bağlandı Hüseyin abi. Yoksa burası Çin mi acaba? Olabilir tertibim. Sen önlemini al her ihtimale karşı. Böyle çekik gözlü çocukların olmasın maazallah. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah Adem abi. Görüşemiyoruz epeydir. Akşam uğradım sizin oraya ama pilav arabasını göremedim. Ramazan münasebetiyle biraz ara verdik. Bir ay çalışmıyoruz. Ben de ara versem bir ay. Ne güzel olur abi. Şöyle yatıp ayaklarımı uzatsam. Yok öyle ya aslanım. Biz kapıcılığımızı yapıyoruz. Sen de çalışacaksın. Bir şey dediğimiz yok. Çalışıyoruz. Selam beyler. Oo Cafer abi selam. Nasılsın abi? Çok şükür. Bak şurada bir kağıt kalmış çöpçü. Süpürürüz onu da abi. Süpür süpür dalgaya geçme hadi bakayım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Markette savaş çıkıyor penguen. Ne oldu abi hayrola? Sultan markete darbeyle el koymuş. Biz de karşı darbe yapacağız çocuklarla. Yapın abi helal olsun. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Olmaz mı penguen? Konuş kapıcı arkadaşlarla. Arkamızda destek olurlarsa iki günde ele geçiririz marketi. Bütün mikropları kazıyıp atarız. Ne yengeci kalır ne sultanı. Emrin olun Cafer abi ne demek? Dur bakalım Raşit Bey. Bırakma kendini bu kadar. Her şeyin çaresi bulunur. Yok Şevketciğim yok. Kansere çare bulunur, bu kadına bulunmaz. Şimdi her yerde beni arıyordur. Dünyanın öbür ucuna kaçsam bile gelip yakalar. Belki de şu anda buraya geliyordur. Yapma Raşit Bey, daha neler? Size paranoya gibi gelecek ama ben ne dediğimi biliyorum. Kokumdan bulur beni gene bulur. Sahiden korkunun bu kadarı fazla ama Raşit Bey. İlacını içirdik, sakinleşti, evine götürdük Raşit Bey. Özge de yanındaymış zaten. Gelmez Raşit Bey, rahat olun biraz. Ah Şükrücüğüm ah. Söylemesi kolay. Gel. Özür dilerim efendim, rahatsız ettim. Arkadaşlarla vaziyeti merak ettik de. Merak edecek bir şey yok Ergun. Vaziyet kontrol altında. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa? Var Ergun var. Her yeri kilitleyin. Eşyaları da kapının önüne koyup barikat kurun. Efendim? Bakma sen onun dediğine Ergun. Sinirleri bozulmuş. Hala kendine gelemedi. Öyle mi efendim? Vah vah vah. Dağlara taştı. Sırası mı şimdi viste kağıdın Hacer Hanım? Yakışmaz bize affedersin. Hastayım ayol. Ne yapayım? Öleyim mi? Öyle affedersin. Zaten ortalık birbirine girmiş. Tahta başı bilmem nesi. Senin viste kağıdla mı uğraşacak şimdi adamlar? Neler oluyor Ergun Bey? Yok bir şey kızım yok bir şey. İşinize bak. Tehlike geçti. Nimet Hanım'ı evine götürüp ilaçlarını içirmişler. Mışıl mışıl uyuyormuş şimdi. Özcan da yanındaymış. Nasıl bir kadın bu böyle Ergun Bey Freddy gibi. Etrafa dehşet saçıyor. Ah kanar ya. Kadına el kaldırmak adet değil ama kızım. Şu Nimet Hanım benim başımda olsa Allah yarattı demem. Günde 5 posta döverim onu valla. Zor döversiniz Ergun Bey. Tırnakları da Freddy'ninkilerden farksız. Paralar sizi valla. Hiç bakmaz. Yok kızım yok. Ben öyle şeyler yapamış bırakmam. Ergun Bey artık şu benim viste kağıdımı halletseniz de gitsem. Tamam canım tamam şimdi imzalatırım. Hah büyük konuşmuyor ama kızım. Bir değil 10 tane Nimet Hanım olsa vuz gelir bana. Ne diyorsun bakayım öyle? Tüş hanım affedersin. Efendim hoş geldiniz. Gel buraya kaçma. Paralayacağım vallahi. Eyvah. Gel buraya. Şevket Bey. Gel benim, kaçma. Ulan. Ya ulan. Yapma. Vurma. Vallahi öldüreceğim seni. Müjde efendim. Bakın size kimi getirdim. Nimet. Buldum işte. Kavuştum sevgili kocacığıma. Şimdi yerim ben. Leylek kuzenimle şirkette işlere el koyduk dedik ama sahiden de fazla uçtuk galiba.
Kuru üzüm, limon falan kolay. Marifet nimetlerle, tahta kafalarla, ergunlarla uğraşmak. Babamla amcamın işi zor. Çok zor. Hoşçakalın.